Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Realme Watch S'in kutusunu açmıştık ve yaklaşık olarak bir haftalık kullanımdan sonra saatin inceleme videosuyla karşınızdayım. İlk olarak arkadaşlar incelememize saatimizin tasarımıyla başlayalım. Çünkü bu saat gayet güzel, şık bir tasarıma sahip. Bunu size hemen belirtebilirim. Özellikle yuvarlak akıllı saat sevenler için Realme Watch S gerçekten güzel ve ucuz bir alternatif olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Realme Watch satışa sunulmuştu. Onda kare hatlara sahip bir tasarım çizgisi vardı. Bu sefer ise Realme Watch S yuvarlak bir hatla karşımıza çıkıyor. Saatin öyle aman aman bir kalınlığı yok. Ağırlığı ise öyle çok üst seviye değil. 48 gramlık bir ağırlığa sahip bu saat. Ve 47x47x12 milimlikte ölçüleri bulunuyor arkadaşlar. Ön tarafta bir IPS ekranımız var. Bu ekranın boyutu ise 1.3 inç. Yani yaklaşık olarak böyle çap hesapladığımızda 10.8 cm kareye falan denk geliyor. Ekran gövde oranı ise %49.1 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Özellikle şu çerçevenin etrafında bulunan desenler ekran gövde oranını bir hayli düşünüyor. Ayrıyeten bu dönebilen bir çerçevede değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı yuvarlak saat modellerinde bu şekilde bir kadran yapılıyor ve bu kadran dönebiliyor. Fakat Realme Watch S'te bu kadranın dönmediğini sizlere baştan belirtmiş olalım. Tasarımla devam edelim. Bu üzerindeki kayışlar biraz kalitesizlik hissi veriyor açıkçası. Hani böyle Realme Watch'u kullandıysanız ondaki kayış hissiyatıyla aynı. Ama bu kayışları sökmesi veya takması gayet basit arkadaşlar. Rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla dilediğiniz kayışı satın alarak bu kayışların yerine kullanabilirsiniz. O açıdan herhangi bir sorun olmadığını sizlere belirtebiliriz. Şimdi saatimizin tasarımı kısaca bu şekilde diyebiliriz. Yani tasarım tarafında öyle anlatacağımız aman aman bir şeyler yok. Gelelim saatimizin teknik özelliklerine. Şimdi şunu belirtmek istiyorum size arkadaşlar. Akıllı saat dediğimiz zaman böyle uygulama yüklenebilen bir cihazmış gibi düşünmeyin bunu. Aslında Realme Watch'u daha çok akıllı bilekliklerle kıyaslayabiliriz. Çünkü özellikleri itibariyle akıllı saatler gibi davranmıyor. Yani mesela bir akıllı saat düşünelim. Oppo Watch gibi ne yapabiliyorsunuz? Bu akıllı saate siz uygulama yükleyebiliyorsunuz, uygulama silebiliyorsunuz, bu uygulama arayüzü üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz vesaire. Ve bu saatlerde de ciddi donanımlar var. Baktığınız zaman Yonga seti tarafında farklı bir işlemci bulunuyor. RAM'i 1 GB ya da 2 GB'a kadar çıkabiliyor. Dahili depolama alanında da kullanıcılara böyle 8 GB'lık alanlar vesaire sunabiliyorlar. Fakat elimde bu görmüş olduğunuz Realme Watch'ta öyle bir işlemcidir, RAM'dir vesaire söz konusu değil arkadaşlar. Ayrıyeten bu saate sonradan herhangi bir uygulamada yükleyemiyorsunuz. Tabi burada uygulama yükleyemiyorsunuz derken hemen şuna bir açıklık getirelim. Ben kadran yükleyemeyecek miyim? Kadran yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten birazdan göstereceğim size detaylarda. Pek çok kadran seçeneği var. Bu kadran seçeneklerinden istediğinizi saatinize atayabiliyorsunuz. Hatta dilerseniz telefonunuzdaki fotoğrafları da ne yapabiliyorsunuz? Kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten bu bildiğiniz üzere pek çok akıllı saatte mevcut olan bir özellik. Peki bu saat bize neler sunuyor? Şimdi gelelim bunlara. İlk olarak şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu saatte kalp ritmi ölçme özelliği var mı? Evet var arkadaşlar ve sensörleri de son derece stabil bir şekilde çalışıyor. Örneğin ben Oppo Watch kullanıyordum. Oppo Watch'ta ölçüm yaptım. Sonrasında hemen çıkarttım. Bu saatte ölçüm yaptım. Gayet doğru bir ölçüm yaptığını gördüm. Ayrıyeten iki bileğime de takmıştım. Birinde Oppo Watch vardı. Birinde Realme Watch S vardı. Ölçüm yaptığımda ikisinde de hemen hemen aynı sonuçlar çıktı. Yani atıyorum bir tanesinde 94 gösteriyor. Öbüründe 93 gösteriyordu. Ya da ikisi de aynı gösteriyordu. Dolayısıyla kalp atım sensörünün gayet verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Kalp ritmi ölçmesinin haricinde kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor arkadaşlar bu saat. Günümüze baktığımız zaman kandaki oksijen oranını ölçme özelliği pek çok saatte yok. Örneğin Oppo Watch'a baktığımızda 2000 liralık bir fiyatı var ama kandaki oksijen oranını ölçemiyor. Bu saat ise onun yarı fiyatına, hatta yarı fiyatının da altına bu özelliği sizlere sunuyor. Zaten Realme Watch'ta da bu özellik vardı arkadaşlar. Gelelim antrenman modlarına. Çeşitli antrenman modları içerisinde tanımlanmış. Dilerseniz bu modları genişletebiliyorsunuz. Bunun haricinde antrenman moduna girdiğinizde
bir GPS işareti çıkıyor ve GPS on falan yazıyor. Bu sizi yanıltmasın. Bunda dahili bir GPS yok arkadaşlar. Yani kolunuza taktığınızda dahili bir GPS'miş gibi algılamayın. Ne yapıyor? Telefonunuzla iletişim kuruyor ve telefonunuzun GPS'ini kullanıyor. Yani saatte dahili bir GPS olmadığını sizlere belirtmiş olalım. Şimdi gelelim bir diğer merak edilen özelliğe. Bu saat sonuçta Realme'nin bir ürünü. Dolayısıyla diğer telefonlarla kullanılabilir mi? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, diğer telefonlarla da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat bazı özellikler ne oluyor? Kırpılıyor. Örneğin ben Oppo ile kullandım. Realme Link isimli bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdiğinizde zaten saati basit bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. En önce bir Realme hesabı açmanızı istiyor sizden. Realme hesabı açtıktan sonra zaten orada saatinizi otomatik olarak buluyor ve tanımlamasını gerçekleştiriyor. Şimdi bu uygulama şu açıdan önemli. Saatiniz ile telefon arasındaki pek çok ayarı bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Örneğin saatinizde yer almasını istediğiniz kadran biçimlerini bu uygulama üzerinden ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde arama ayarlarını, eğer aramaları ben saatte görmek istiyorum diyorsanız yine buradan açmanız gerekiyor. Bildirimleri buradan açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra da hangi uygulama üzerinden bildirim aldığınızı ya da almak istediğinizi buradan seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bildirimler haricinde kalkma anımsatıcısı ve su anımsatıcısı da var. Kalkma anımsatıcısı dediğimiz, biliyorsunuz arkadaşlar, böyle bir saat falan oturduğunuz zaman çok oturdun, kalk biraz adım at vesaire diyor sizlere. Yine bunları da ne yapabiliyorsunuz? Buradan açabiliyorsunuz. Kalp atış hızı takibinizi buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca kalbiniz yüksek ya da düşük atarsa sizi uyarmasını yine buradan ne yapabiliyorsunuz? Sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte benim kalbim atıyorum 120'yi geçtiğinde beni uyar vesaire şeklinde sınırlar seçebiliyorsunuz. Müzik çalma kontrolü var. Bu kontrolü açtığınız takdirde, mesela ben Deezer kullanıyorum. Deezer'ı ne yapabiliyorum? Saatim üzerinden kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Tabii direkt olarak değil ama Deezer'dan mesela parça açtım telefonda. Sonra ekrana geliyor, bu parçayı ileri geri yapabiliyorum. Ya da sesini açıp kapatabiliyorum. Şimdi burada kamera kontrolü diye bir şey de var arkadaşlar. Fakat bu Realme telefonları haricinde tam olarak böyle verimli çalışmıyor. Örneğin ben kamera kontrolünü aktif hale getirmeme rağmen kamera aç diyorum. Fakat ne yapıyor bu? Ses açıp kapama tuşu gibi çalışıyor. Yani ne yapamıyorsunuz? Eğer Realme haricinde bir telefonla kullanıyorsanız kamera kontrolüne erişimin olmadığını sizlere belirtelim. Yine burada bir telefonumu bul özelliği var. Bu telefonumu bul özelliği de arkadaşlar saatinizden telefonumu bul özelliğine tıkladığınızda ne yapmasını sağlıyor? Telefonunuzun çalmasını sağlıyor. Yani kısaca özetlememiz gerekirse saatinize dair ne varsa Realme Link uygulaması üzerinden basit bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi saatin genel özellikleri bu şekilde. Ama size ufak birkaç detay daha söylemek istiyorum ben. Bu saatte arkadaşlar malzeme kalitesi olarak çok öyle üstün bir şey beklememeniz gerekiyor. Yani zaten elinize aldığınızda malzeme tarafında çok kaliteli olmadığını hissediyorsunuz. Fakat fiyatı da ona göre. Bu saatin hali hazırdaki fiyatı 900 lira arkadaşlar. Lakin bakın burada önemli bir nüans var. Geçtiğimiz yıl Realme Watch 600 liradan çıktı. Sonradan bakın çok değil yani böyle birkaç gün sonra falan fiyatın saati önce 500 liraya düştü, 400 liraya düştü. Ardından 300 liralara kadar düştü. Yani yarı yarıya ucuzladı saatin fiyatı. Dolayısıyla Realme Watch S'de ben diyorum ki çok uzun değil, bir ay sonra falan fiyatı böyle 700 liralara inecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu saati almayı düşünüyorsanız bile çok fazla acele etmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü önümüzde Realme Watch gerçeği var. Dolayısıyla Realme Watch S'in fiyatı da düşebilir. Çok böyle bir acelesi yoksa akıllı saatin sizin için. Yani aman aman ben hemen almalıyım akıllı saat falan demiyorsanız biraz bekleyin. Sabırlı davranın. Dediğim gibi 1-2 aya ben fiyatının düşeceğini düşünüyorum. O yüzden size biraz beklemenizi tavsiye ederim. Ha, şunu soracak olursanız, abi bu saat 900 liraya alınacak bir saat değil mi derseniz, alınabilecek bir saat arkadaşlar. Zaten şu anda 900 lira seviyelerine alabileceğiniz saatlerin sayısı kısıtlı. Ama alternatifleri yok mu? Elbette var. Özellikle Huawei tarafında çok güçlü alternatifleri var. Zaten o saatlere bakarak bu saatin fiyatının düşeceğini ben
tahmin ediyorum. Çünkü mesela Huawei tarafındaki saatlerle kıyasladığımızda onlar bundan bir tık daha böyle baba daha saat gibi duruyorlar. O yüzden bu saatin bence ederi arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse 600 Türk lirası falan, 600 liralara düşerse de bence bu saat bu fiyatlardan kaçmaz diyebiliriz o zaman. Evet, bu videomuzda Realme Watch S'i inceledik sizlerle. Eğer saat hakkında kafanıza takılan bir soru varsa, saatte şu özellik var mı, bu özellik var mı, şu telefonla çalışır mı, bu telefonla çalışır mı gibi bir soru varsa bizlere yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim sizlere. Biz bu saati iOS'te de test ettik. iOS tarafında da Android tarafıyla hemen hemen aynı sonuçları veriyor. Yani kamera hariç yine verimli bir şekilde çalışıyor. Bildirimler vesaire hepsi geliyor arkadaşlar. O açıdan hani tereddüt etmenize gerek yok. Yani ben iPhone kullanıyorum, bu saati alsam olur mu derseniz olur. Hiçbir sıkıntı çıkarmadan saati kullanabilirsiniz dedikten sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.